Doğumsal el hastalıklarını konuşacağız. Evet. Acaba ne sıklıkla karşılaşılıyor? Bebekken mi karşılaşılıyor yoksa çocukluk döneminde mi ortaya çıkıyor? Bunu da merak ettim. Tabii ki. Şimdi iki ana gruba ayırabiliriz aslında doğumda karşılaştığımız el problemlerini. Bunların bir kısmı gelişimle ilgili problemler, gelişimsel problemler ki bunu çocuk doğar doğmaz zaten fark ediyoruz. Hem şekil hem fonksiyon olarak bazı eksikliklerle doğuyor. Bir ikinci grup var. Onda iki ana grup hastamız var. Genellikle çocuğun göbek kordonunun çeşitli problemler yaşaması nedeniyle bebek oksijensiz kalıyor ve oksijensiz kaldığı dönem sebebiyle veya o doğumun travmasına bağlı. Yani gelişiminde ana rahminde hiçbir problem yokken doğum sırasında bazı olan olaylar neticesinde yine bir tür felç, obstetrik paralizi diyoruz ona özel ismiyle gibi şeyler, problemlerle karşılaşıyoruz. Bunlar şu anda ana konu olarak anomalileri konuşacak olursak eğer, vaktimiz kalırsa isterseniz diğer o doğum sırasında olan şeyleri de açmaya çalışırız. Evet. Anomalileri konuşacak olursak genellikle dünya istatistiğiyle Türkiye'ninki uyumlu. Yani yaklaşık 600 bebekten bir tanesinde elinde bir problemle doğuyor çocuk. Yani Türkiye'de doğum hızına bakacak olursak ortalama 1.300.000-1.400.000 doğum oluyor Türkiye'de yıllık bu şimdiki nüfusumuza göre. Yani kabaca 2000'in biraz üzerinde el anomalisi olan bebek her yıl Türkiye nüfusuna ekleniyor.